Efendim merhabalar. İstikamet programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugünün de gündemini kendimizce belirledik. Hakikat ölçeğinde yine istikameti dikkate alarak sizlerle birlikteyiz. Bugün gündem konusunu biraz da fıtratla alakalı olarak biz kendi dışımıza çıkacağız. Bir kadın gözüyle bakmayı çalışacağız. Bu bakış açısını ara ara yapıyoruz ki olması gereken bir husus. Zorlanıyoruz belki ama idrak etme konusunda birbirimizi, ama insanoğlunun bu fıtratı, kişiliği yakıştırması gerekiyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ey insanlar diye seslenişin altında herkese diye hitap ettiğini bir şekilde algılamak gerekiyor. Bugün de bu husus üzerinden genel konuları dikkate alacağız. Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanı Sayın Merve Aydın bizimle birlikte. Aynı zamanda Tevafuk kitabının da yazarı, bu romanı da sizlere programın son bölümünde hatırlatmış olacağım bir kez daha. Bugün ben kadınların Türkiye üzerinde, belki daha büyük bakmak gerekirse İslam aleminde rolünü merak ediyorum. Bu anlamda programın ana temasında bu da olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Birçok konu var belki ama en çok merak ettiğim husus, ben Türkiye üzerinden değerlendirmiş olacağım ki İslam aleminde net bir şekilde görebilelim. Çünkü İslam alemi dediğimizde ümmet genelde Türkiye bu rolü üstlenecek birinci ülke diye bakıyor. Bugünlerde bir yazı vardı mesela. Yazıda diyor ki Cenab-ı Hak ey insanlar diye hitap ederken sadece erkeklere, sadece kadınlara değil, insanın erkek ve kadın birleşiminden bir hayat olduğunu anlatıyor diye ifade ediyor. Hoca Efendi böyle ifade etmiş kaleminden. Şimdi bunu da bu hususta dikkate aldığımız zaman kadının dünya üzerinde yönetim mekanizmasında büyük bir rol olduğunu algılıyoruz. Bu nasıl, ne kadar doğru, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi ben öncelikle bu imkandan dolayı Kanal 42 ekibine, sizlere teşekkür ediyoruz. Aslında kadın ya da erkek temasından ziyade sizin de ifade ettiğiniz gibi, ama bir düzeltmeyle, Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler ifadesi var. Yani evet. Allah-u Teala kulunu bizzat muhatap kabul ediyor. Kullukta da cinsiyet ayrımından ziyade iman ve ibadet, takva boyutları çok önemli bir mesele. Bu noktada tabii 8 Mart'ın hemen sonrasındaki günler içerisinde yaşamamız hasebiyle dünyada siyaseten ya da yönetim olarak hiç fark etmez. Dünyanın %50'si, 51'i kadın olarak yeryüzünde yaşıyoruz. Bu noktada kadın hakkı ya da erkek hakkı diye bir şey konuşmaktansa, insan haklarının çok ciddi bir şekilde sarsıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü eve çiçek alıp gelen erkek tanımıyla kısıtlandırmak çok daha yanlış. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye değil de, Arakan'daki kadın, Filistin'deki kadın, işte kurşunlanan İsrailli asker tarafından kurşunlanan 20'li yaşlarında bir genç hanımefendi, Bangladeş'teki kadın, Türkiye'deki kadın. Kadın deyince aklımıza, Türkiye'de ilk aklımıza gelmesi gereken hadise, çok yakında da yaşadığımız için, Özgecan Aslan hadisesi. Bu noktada bu iş biraz cinsiyet meselesinden ziyade memlekette, İslam aleminde, özellikle de yeryüzünde çok ciddi bir şahsiyet meselesi. Kadın gözüyle bakarsak eğer, yani kadın gözü anlamında değil de kadın olarak baktığımızda en fazla sömürülen ve sömürülmesi için özellikle uğraşılan bir yapı. Çünkü Hasan el-Benna'nın bir ifadesi var. Kadını yetiştirirseniz kurtuluşu getirecek nesli yetiştirirsiniz diye ifade ediyor. Bu anlamda bizim yaptığımız çalışmaları da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Siz mesela bir cinayet örnek olarak gösterdiniz. Bir suçlu arandığı zaman erkek tarafından hemen ilk defa kadın olduğu için belki biraz daha fazla irdeleniyor. Belki bu yüzden daha çok onların değerli olduğunu da yeni yeni anlıyoruz. Gün geçtikçe sayısı artıyor. Arttıkça da değerinin de bir şekilde anlaşılması lazım. Bu hususta biraz sanki geri kalmıştık mı, yoksa inanç kısmından mı bir zafiyet var? Şimdi burada eğitim çok önemli bir mesele. Bakınız, Özgecan Aslan hadisesi çok büyük sosyolojik ve psikolojik altyapısı olup incelenecek, tezler yazılacak bir mesele. Bu sistemde yetişmiş bir genç bu kişiyi katlediyor. Ve katlediş şekli tüm Türkiye'nin gündemine girmiş vaziyette. Sonrası da sosyolojik, psikolojik altyapısı bozuk bir durum. Özgecan Aslan'ın o cinayet hadisesini, Allah rahmet eylesin, bir cinsiyet meselesi olarak ele alıp olayı tamamen feminizme götürmek çok yanlıştı. Özgecan Aslan'ın tabutunu erkeklere taşıtmamak gibi çok büyük bir acziyet, çok büyük bir zillet yaşandı orada. Orada mesele çok ciddi bir ahlaki, manevi dejenerasyon var. Bunun kadın erkek ayrımı çok da şey değil.
Türkiye'de sadece kadın cinayeti değil, memleketimizde annesini babasını kesen, işte evladını doğuran, aç bırakıp bir şekilde bunların hepsi toplumun her kesiminde televizyon aracılığıyla da çok ciddi üçüncü sayfa haberleri. Bunlar kadın ya da erkek cinayeti değil de hakikaten sokaklarda dolaşan bir eğitimsizliğin, maneviyatsızlığın, boşluğun artık sokaklarda bir şekilde cinnete dönüşmesi. Temel mesele biraz da eğitimden kaynaklı tabii olduğunu eğitim. Bakmamız gerekecek o zaman. Yani bugünkü eğitim sistemimiz biraz daha maalesef ki psikolojik problemli bir nesil doğuruyor. Manevi altyapısı boş bir eğitim sistemi matematik hesaplamaktan başka bir şey yaptırmaz. Bugün ahiret merkezli bakmayan bir insanın da bu tür hadiselere düşmemesi çoktan olmaz. Peki güçlü güçsüz diye bir ayrımcılık yapmak doğru olur mu? Yani ayrımcının hepsine belki karşıyız ama burada erkeğin güçlü olmasından kaynaklı hep bir mağdur olan kadın var. Şimdi kadın ve erkek iki farklı kulvar. Yani adalet dediğim şey aynı şeylerin kıyaslanmasıdır. Hı-hı. İki farklı şeyi kıyaslamak mantıksızlıktır. Psikolojik de bir problemdir. Ama hak yani, nazarında tektir yani. Hak nazarında kulluk anlamında tektir. Hı-hı. Ama sorumluluklar açısından mesela İslam'ın kadına yüklediği mesuliyetlerle erkeğe yüklediği mesuliyetler, erkeğin çok fazla sorumlulukları, kadının da çok fazla korunmacılığı vardır. Yani yeryüzüne korunmak için ve nadide bir şekilde barındırılmak için hakikaten İslam tam anlamıyla kadına ne vermiş bu bilinmediği için ya da bildirilmediği için bu anlamda bazen Müslüman hanımefendiler bile feminizme kadar gidebiliyorlar. Çünkü, aşırıya kaçıyorlar. Tabii kadın hakları adı altında. Oysa biz İslam'ı tam manasıyla kadın ve erkek hakkı, çocuk hakkı, ebeveyn hakkı bu anlamlarda öğrendiğimiz zaman böyle bir mesele ortada. Peki sorunların kalkacak. Çözümü noktasında atılması gereken adımlar gençlikle mi başlar, kadınla? Ben kadınların bu anlamda çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle açıkçası. Kesinlikle aynen tekrar ifade ediyorum. Hasan el-Benna'nın ifadesindeki gibi kadını yetiştirirseniz nesil de düzelir. Kadını bozarsanız nesil bozulur. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yılında yani İslam aleminin son bayraktarlığı anlamında söylüyorum. Çok ciddi bir şekilde sürekli kadın üzerine çalışılmıştır. Bir otomobil reklamında, bir lastik reklamında, işte bir telefon reklamında, bir bardak su reklamında bile gördüğünüz şey kadındır. Özellikle şöyle bir ifade var, çok da duymuşsunuzdur. Kadına özgürlük değil de kadına ulaşmanın özgürlüğü. Karşı tarafın sürekli pompaladığı, dikte ettiği şey bu. Ve maalesef biz de hanımlar olarak bu beklentinin içerisinde televizyonun bize sürekli verdiği, bakınız medya çok ciddi bir iletişim aracı. Bu anlamda neşter gibi düşünelim. Doktorun elinde şifadır, katilin elinde cinayettir. Medya eğer bu dejenerasyonu yapacak kitlenin elinde olduğu zaman, gün boyu evlilik programlarıyla aile müessesesinin sarsıldığı, yemek programlarıyla bizim edep, adab kurallarımızın sarsıldığı, işte bu kadın erkek münasebetlerinin bütün dizilerde meşru bir şekilde, gayrimeşru hadiselerin meşrulaştırılması olarak sürekli yaygınlaştırılınca, kadın kendini İslam'ın koyduğu o mukaddes yerden alıp, ben birey olup, ben de erkekle aynı şartlarda mücadele etmek istiyorum deyince aslında kendisine kendi zulmediyor. Kendisi bunun farkında mı peki? Kendisi bunun farkında değil. Çok sosyal alana girince artık... Bir özgürlük olarak mı algılanıyor peki o zaman bu? Aslında biraz dünyevileşme bu. Materyalizmin sürekli bir etkilisi. Yani manevi altyapımız sağlam olsa biz bunları çok da düşünmeyeceğiz. Ama onu da mesela... Ödüllerden bir tanesi de bu. Daha iyi olunacak, daha yenisi ortaya çıkacak. Bugün bir telefon değişikliğinde bile yenisi diyerek bir sonraki modele insanı teşvik ediyor. Şimdi Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. Kanaat bitmek tükenmez bilmeyen bir hazinedir ifade ediyor. Bugün İslam alemindeki en büyük problem rızık endişesi değil, rahat endişesi. Özellikle Türkiye Müslümanlarında rızık telaşındansa daha rahat ev, daha rahat araba, daha rahat gezme, daha rahat tatil imkanı, bir ev değil de iki ev, üç ev, evladımın şu şekilde. Yani telefonu siz de biliyorsunuz. Telefon statüsünden çıkarıp hayatımızın her alanına yeten bir şey haline getirince kanaat değil de bu sefer sürekli özenti. Ve televizyon bize sürekli daha iyisini gösteriyor. Yani adı modernleşme, ben hatta siz özgürlük dediğiniz için biraz da belki orayı açmak gerekir. Adı özgürlük oluyor. Daha farklı yenileşmeler içerisine gittiğimizde aslında kendi fıtratımızın dışına çıkıyoruz o zaman. Tabii. Yani İslam'ın çizdiği sınırlardan ne kadar uzaklaşırsak o kadar fıtratımızdan uzaklaşıyoruz. Peki idrak etme noktası neresidir? Evet yani yenisine ihtiyaç olunabilir. Evin yenisi, arabanın yenisi, eşyanın yenisi, ziynetin, her şeyin bir şeylerin yenisi. Ama bunu yaparken de eksikler daha çok artış gösteriyor. Bu manevi eksikler artış gösteriyor sadece maddi olarak değil. Bunların da önüne geçmemiz lazım. Bugün zaten bir ihtiyaç
Türkiye anlamında söylüyorum, ihtiyaç problemi değil, tatmin problemi var. Hı hı. Sürekli yenisini gören bir kitle tatmin olmaz. Yani burada bu kanaat kelimesi ya da İslam'daki israf kelimesinin karşılığı, İslam mal mülk edinmeye karşı değil. İslam bunun peşinde koşmaya karşı. Yani bugün kapitalizmin bize sunduğu bütün fırsatları, ünlem işaretiyle söylüyorum, hepsini değerlendirmeye çalışan bir kitle haline dönüşüyoruz. Yani yetebilecek şeyler bize yetmek zorunda. Ama daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, bu bizi çizgimizden, istikamet diyoruz ya, oradan uzaklaştırıyor. En iyisi bizde olacak ama biz en iyisinin peşinden koşan köleler olmayacağız. Tabii. Doğru mu? Yani maddenin kölesi olmak, köle kelimesi çok abartılı gelebilir insanoğluna ama bugün bir aile ortamında oturduğunuzda da herkesin elinde telefon ya da baş köşede televizyon varsa o aile ortamında bir muhabbet yok. Birinci derecede onun söz hakkının olduğu bir yer. İşte yani şunu söylüyorum, geçim derdinden ziyade rahat geçim derdi var. Ama İslam'da şöyle bir ifade var. Bir kişi doğmadan önce rızkı yeryüzünde zaten yaratılır. Sadece rızık endişemiz olsa o seviye bizi tatmin edecek, teslim olmayı kolaylaştıracak, imani problemlerimizi de azaltacak. Aslında çok kompleks bir mesele değil bu kadar. Ama her şey birbirine girmiş, kavramların karıştığı bir Türkiye'de, İslam aleminde yaşadığımız için çok da yetmiyor. Ya çok basit bir mesele gibi gelebilir belki ama biz bunu çoğu vatandaşımız yapmıştır. Örnek veriyorum, yani televizyonu evden dışarıya bırakmak çözüm müdür? Şimdi o da aynı neşter gibi. Evinizin içerisinde ahlaki ve manevi bütün hassasiyetleri rencide eden, bozan, sizin aile saadetinizi bozan bir televizyon dizisinin olduğu televizyon evde olmamalı. Ama sizin televizyondan asr-ı saadeti hatırlatan, İslami hakikatleri hatırlatan bir televizyonsa bu neşterin doktorun elinde olması gibi bir şey. Ya o da yön verecek maddeleri ortaya koyan, ama bunu görmekte bir sıkıntı var benim idrak ettiğim kadarıyla. Ya mesela televizyon, tamam, dışarıya atılan evler var ama o evlere giren cep telefonlarıyla farklı unsurlar meydana geliyor mesela. Ben şahsen şunu düşünüyorum. Şu an internet evet çok ciddi bilgi kirliliklerinin ve hakikaten ahlaki problemlerin olduğu bir yer. Hassasiyetlerin sınırının aşıldığı bir yer. Aması var mı onun? İnternet aması evet böyledir. Var. Evet. Televizyon hala geçemedi bu ahlaki sıkıntı noktasında. Çünkü televizyonda her ne kadar müdahale ettiğinizi düşünseniz de kumanda size hakim. Kanallar arasında çok da büyük bir fark yok. Bu kontrol mekanizmasını sağlayan şey sizin bahsettiğiniz nokta iman hassasiyeti. Yani idrak ettiğim kadarıyla. İslam'ın en temel kurallarından birisi şu. Harama yaklaşmayın. Tali yollara bile gitmeyin. Yani bizi oradan uzak tutmak gerekir. İşleme değil. Harama işleme, haramı yapma. Tabii. Ama daha da ötesinde hiç yaklaşma. Tabii. Yani oraya seni götürecek olaylara dahil olma. Peki bunu idrak edebilecek Müslümanı oluşturma şekli nedir? Yani biz tabii burada konu bizim çalışma alanlarımıza giriyor. Anadolu Gençlik Derneği, ben öncelikle kurumumuzu ifade edeyim. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. Bu tüm milletimiz tarafından da kabul görmüş bir durumdur. Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız 1969 yılında Konya'dan bir besmele çekti. Ve Konyalılara burasının belde-i muhayyere olduğunu hatırlattı. O anlamda hocanın çektiği o günkü besmelenin devamı olarak, o besmelenin sonuca varmasını için çalışan teşkilat Anadolu Gençlik Derneği. Erbakan hocamız hep şunu söylüyor, bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları. Bu bizim 101 sene önce kazandığımız bir zaferin tam açıklaması. Çanakkale'de tank, top, tüfek diye bir şey yoktu. Olanlar karşıdaki donanmaları imha edecek durumda da değildi. Ama Çanakkale geçilmez yazısını yazan şey o zamanki 15 yaşında liselerinden çıkıp gelen imanlı ve inançlı evlatlar. Bu anlamda AGD'nin yaptığı çalışma, bu sizin dediğiniz hassasiyetlerine sahip çıkan bir neslin oluşturulmasıyla alakalı. Sıfırdan 70 yaşına kadar, yani doğumdan ölüme kadar ki bütün yaş gruplarına hitap edebilecek çalışmaların hepsi bu anlamda devam ediyor elhamdülillah. Yani bugün toplum içerisinde yer alan Müslüman gencin, ben oluşturulmasından hep bahsediyorum, lütfen yanlış da anlaşılmasın televizyon ekranlarında. Evet, %99'u Müslüman diye ifade ettiğimiz bir ülkedeyiz ama bunun bir de yaşama kısmı var. En çok sorguladığım nokta burasıdır. Bunu da size sormak isterim. Mesela siz bir gençlik oluşturuyorsunuz ve toplumun temelini yöneltecek kesimin başındasınız yani. Çok zor bir görev. Mesuliyeti fazlasıyla var. Hesap günü var bu işin. Hakikaten bunları şimdi dikkate alındığı zaman sadece Müslüman olması yetmiyor. Müslümanca yaşamasını dikkate alıyorsunuzdur. Bu hususu dikkate aldığınızda ortaya çıkan ve sizin bir aile oluşmasına sebep olduğunuz gençlerde ne var peki?
Şimdi ben biraz daha geriden anlatmaya başlayayım. Erbakan Hoca 1969 yılında Konya'ya gelip camide namaz kılan takım elbiseli bir profesör. 1960'lı yıllarda camiye gelip takım elbisesiyle namaz kılan profesör, bunlar olabilecek şey değil. O zamanki büyüklerimizden anlatıyorlar. Biz diyor camiye takım elbiseli bir adam gelmiş diye onu görmeye gitmiştik. Yani o kadar hayret verici bir durum. Çünkü Müslümanlar evinde tesbihini çeken, namaz kılan, kendi ibadet kısımlarında, hatta bazıları da çok ciddi kısıtlanmış Cumhuriyet'in ilk dönem sıkıntıları. Yani yönetime talip olmak gibi bir derdi yok. Oysa çok ciddi bir hafıza kaybıdır aslında. 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Yani 30-40 sene öncesinde sen dünyanın en büyük cihan devletiydin. O süre çok dejenere ile geçmiş demek ki, unutulmuş. Erbakan Hoca insanımıza şunu hatırlattı. İbadet ettiğimiz, inandığımız, kitabımız kabul ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in 1/4'ü sosyal hüküm ayetleridir. Yani ekonomide, siyasette, hukukta, sosyal hayatta, özelde ve genelde. Yani evinizin içindeki durumdan tutun da Büyük Millet Meclisi'ndeki tavrınıza kadar hepsini kapsayan bir yaşam tarzı, yaşam biçimi, yaşam kuralları. Şimdi bunu milletimiz Kur'an-ı Kerim'i ibadet ederken kullanıyor ama sosyal hukuk ayetlerinde, sosyal hayatında orası başka anlayışı. Erbakan Hoca Türkiye'ye şunu getirdi. İslam yönetime talip olabilecek tek nizamdır. Bu noktada İslam alemini siz yönetmesi gerekensiniz diye insanlığa, İslam alemini 30-40 sene öncesinde 60 parçaya bölünmüş İslam alemini bir ve beraber olup yönetimin İslam'ın elinde olması gerektiğini anlattı. Tabii bu anlamda uzun bir süreç, çok ciddi mücadeleler. Konya'dan bir besmele çekildi. 80 darbesi, arkasından 28 Şubat süreci. Erbakan Hoca bu memlekette çok ciddi bir nesil oluşturdu. O nesil İslam'ın yeryüzündeki en yüce hakikat olduğunu, en yüce sistem olduğunu, yeryüzündeki bütün izimlerin, sistemlerin, laikliğin, demokrasinin her birinin üzerinde yönetimin tek sahibinin olması gerektiğini bilen, sahiplenen ve bu noktada gayret eden bir nesil yetiştirdi. Bu anlamda bu çok büyük bir çabadır, gayrettir. Vefatında zaten gördünüz, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden 3 milyon insan hocamızı ahirete uğurladı. Mekanı cennet olsun. Tabii Konya'mızda bulunduğumuz için de ifade ediyorum. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi de hocamızdan 5 gün sonra vefat etmişti. Mekanı cennet olsun, anmadan geçmemek lazım. Burada şu var, gençliğin yetişmesi noktasında vereceğiniz en önemli şey Allah'ın ve Resulünün emirlerinin yeryüzündeki bütün isteklerden daha önemli olduğu. Bunu bilen genç, o buhranlara, depresyonlara, bakın Bursa'da 13 yaşındaki bir çocuk TEOG'dan istediği neticeyi alamadığı için intihar etti. Manevi altyapı sağlam olunca bizim ahiretimiz de çok daha kolay olacak. Peki burada benim anlamak istediğim şey, belki o zaman ya da idrak ettiğim şey şu. Genç için de geçerli, kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Sizin en başta ifade ettiğiniz üzere ey iman edenler diye ifade ediyorsak, İslam sadece evde yaşanılacak, dışarıda olmayacak bir hadise değil. Aksine sadece dışarıda yaşanıp evde olmayacak bir hadise de değil. İki türlü baktığımız zaman tabii, İslam her yerde, her alanda icra edilmesi gerekiyor. İbadetsiz şöyle bir şey var. Geceleri zahit, gündüz mücahit tanımı var. Sadece gece zahit olduğunuz zaman sosyal hayatı batıya bırakmış olursunuz. Sadece gündüz mücahit olduğunuz zaman bu da doğal olarak IŞİD gibi bir yapıyı getirir. İslami temelleri, altyapıları olmayan bir... Bu Allah Resulü'nün orta yolu gidin, ifrat ve tefride düşmeyin ifade şekli. Bu anlamda ibadet temelini sarsmadan, bu bizim zaten farz noktalarımız. Fakat onların da üzerinde tüm bunları yaşamamızı sağlayan bir ibadet var. Cihat ibadetidir. Sosyal hayata İslam'ın kurallarının hakim olması. Bu da yaşayan Müslüman'ı ortaya çıkartıyor İnşallah. Galiba. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Tabii. devam edelim. Merak ettiğim bir husus da güven hassasiyeti nedir insanlar arasında? Sizin bakış açınızda merak ediyorum açıkçası. Evet, ona da değinmiş olalım. İstikamete devam edeceğiz. Merve Hanım'a sualleri yöneltmeye devam ediyor olacağız efendim. Kısa bir aradan hemen sonra. Efendim birlikteliğimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Türkiye'deki huzuru zaman zaman programlarda ifade etmeye çalışıyoruz. Yani İslam birliğini ve yeni bir dünya düzenini hep ifade ederken ek olarak da Türkiye'de huzur diye dile getiriyorum. Bu
İslam ülkelerindeki aranan şey. Bugün Türkiye'de belki çok ihtiyaç olarak görülmüyor olabilir ama yarın en çok ihtiyacımız olacak noktadayız. Programın ilk bölümünü sonlandırırken de cihatta kalmıştık ve güven konusuna da girmek istediğimi ifade etmiştim. Bugün toplum nazarında insanların birbirine olan güveninde oldukça zafiyet veriyor. Belki de en çok ihtiyacımız olan hadiselerden bir tanesi de bu. Bunu sağlayabilmemiz lazım. Hani bir olay meydana geldiğinde sırtımızı dönüp gitmememiz lazım. Kardeşlerle bir arada aynı safta yer almak gerekiyor. Safın arası boşalınca bilirsiniz araya üçüncü olarak da bir insan değil şeytanın girdiğini hatırlıyoruz, biliyoruz. Efendim, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanı Sayın Merve Aydın bizimle birlikte. Ben kadın rolü üzerinden bu huzurun yakalanabileceğine inananlardanım. Yani tabii ki bize çok fazlasıyla görev düşüyor. Tabii ki ayrıştırma yapmıyorum ama eğitim anlamında baktığımız zaman onlarsız hiçbir şey olmadığını idrak edenlerdenim. Evet. Ve onlara biraz daha fazla iş düşüyor. Evde iş düşüyor, sokakta, mahallede, toplantılarda, her yerde iş düşüyor. Efendim, mahalle toplantılarında kendi aralarında ya da ev sohbetlerinde kadınlar altın gününde toplandıklarında o televizyon programının kadın programlarından bahsetmezlerse bu işin başlayabileceğini düşünüyorum mesela. Buna benzer huzuru yakalayabileceğimiz rol sizde nasıl etkili olacak? Şimdi siz güven demiştiniz, ben ondan bir bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce Allah Resulü'nün Mekke'deki vasfı El Emin'di. Yani güvenilir. Gelmezden evvel ama. Tabii. Yani daha peygamberlik vasfı olmadan Mekke'nin en güvenilir insanıydı. Peygamberlik geldi, karşılıklı mücadele etmelerine rağmen Kureyşli müşrikler halen Peygamber Efendimiz'e emanetler bırakırlardı. Borç alıp verirlerdi. Hatta Mekke'den Medine'ye hicret edildiği gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki, bende bulunan müşriklerin mallarını, emanetlerini benden sonra onlara ulaştır. Bakınız, zihniyet olarak hak batıl mücadelesi ama karşılıklı düşmanın bile emanetine sahip çıkan bir zihniyet. Bugün benim en çok dikkatimi çeken hadise şu, sokaklarda selam verdiğiniz zaman endişeyle bakan bir insan topluluğu. Selamünaleyküm diyorsunuz. Neden bu selamı verdi, öyle mi? Tabii, yani tanıyor muyuz acaba? Tanımadan bir Müslümanın bir Müslümana selam vermesini mümkün olmayacağı düşünülüyor. Ki selamünaleyküm kelimesinin içerisinde çok ciddi anlamlar var. Yani benden, elimden, dilimden sana bir zarar gelmez. Bu anlamda emin ol demektir. Bu kelimenin manası bizde yaşamadığı için çok uzak. Toplumdaki güven algısının en büyük belirtilerinden birisi şu. Bugün akrabasından, annesinden, babasından, kardeşinden borç almaya çekinen bir insan gidip bankadan çok rahat bir şekilde faizli krediyle borç alıyor. Bu sadece alan kişinin kabahati değil, borç verme endişesi olan, alma verme ve ticaretteki insanların karşılıklı güvensizliği. Çünkü bizim bir dönemimiz Yeşilçam dizilerinde kooperatiflerle para kaçıranlar, bankada para kaçıranlar, böyle bir altyapı oluşturuldu. Bugün kardeşinden borç alıp veren böyle bir şey yok. Borç müessesesi, bakkal müessesesi, esnaf müessesesi karşılıklı. Bir örneklendirme yapabilir miyim? Mesela bir bayram, o dönemler geldiği zaman bir aile bireyi, babası evlatlarını alışverişe götürmese bile git şu amcandan alacağını al dediğinde para hesabı yapılmazdı. Kaç lira olduğu sorulmazdı. Vatandaşın da gelip kendi ödeyeceğini bilirdik. Mesela bakkalı örnek verdiniz. Çok önemli bir nokta. Alışveriş yapılırdı, evin hanımı yapardı, çocuğu yapardı, beyefendi kendisi yapardı, hesap günü geldiğinde kendisi öderdi ama kimse peyniri kaç liraydı, kaç liradan verdin diye sorgulamazdı. Evet. Bu dönemlerden nasıl böyle bir döneme gelmişiz? Bakkal defteri en önemli güven simgesiydi bence o zaman. Bugün siz marketlerde 5 kuruşunuz bile olmasa geri çevirileceğiniz günler. Niçin? Çünkü bireysel, herkes kendi derdinde. Bir olacaklarla benim bir ilgim yok tarzında bir yaşam tarzı var. Güven olmayan bir toplulukta şu çok acı bir durum. %99'u Müslüman olan bir topluluk eğer emin belde değilse burada Müslümanlık vasfının içerisindeki bazı hadiseler gerçekleşmiyor demektir. İslam'ın yaşanmasıdır. Yani İslam 5 farzı olan, 5 şartı olan şey değil. İslam bütün şeyleriyle, rükünleriyle yerine getirilmesi gereken bir din. Bugün güven olan bir toplulukta birbirleriyle, ben bu noktanın dizilerle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Amerika'dan bulgur alan ama Türkiye'den Suudi Arabistan'a dizi ihraç eden bir ülke. Yani tarım anlamında bu kadar elverişli bir toprak ama biz bulgurumuzu yeterli üretim yapmadığımız, kalkınmadığımız için Amerika'dan getiriyoruz. Fakat güncel magazin olayları insanımız çok takip ettiği için dizi ihraç ediyoruz. Bu bilinçli bir mekanizma çalışması, değil mi? Yani sen kendi bulgurunu alamayacak durumdasın.
ama kendi dizini yapmak noktasında çok büyük gayretler, kendi dizisini yaptığını zannederek. Arabistan'da yapılan araştırmaya göre Türk dizileri Arap Yarımadası'na geldikten sonra kadın erkek arasındaki şüphelenme oranı %60 oranı da artmış durumda. İnsanlar birbirlerinin maillerini, telefonlarını ve ceplerini karıştırır hale gelmiş ki acaba ne var? Bu memlekette Aşk-ı Memnu diye bir dizi aile içi münasebetlerin ne kadar sıkıntılı, ne kadar hassasiyet dışı olduğunu, öyle olmadan biz bu hale getireceğiz mesajını zaten verdiler ki en azından insanın kafasına şüphe sokmak bile bu anlamda yeterli bir mesele. Bir hazırlık aşamasıydı o zaman bunlar, öyle denilebilir mi? Tabii bir proje bunların hepsi. Bütün Türkiye'deki diziler bir şekilde onlar da aslında ithal ürünü. Baktığınız zaman birçok dizi her ne kadar Türk kostümü kullandığını ifade etse de senaryosu, oyuncusu, tavrı, hareketi, çekimi her şeyi biraz Batı ürünü. Türkiye'nin ya da Türkiye olarak demeye gerek yok, İslam aleminin kendi medyasını oluşturma mecburiyeti var. Erbakan hocamız D8'i kurduğu zaman bazı şeyleri ifade etti. Dedi ki İslam Birleşmiş Milletleri, İslam NATO'su, İslam medya ortak gücü, İslam para birimi, İslam ordusu, bunların hepsi tek tek söylendi. İslam ülkeleri arasındaki bağlantı. Bugün kendi kültür dayanışmamızı kendimiz yapamıyoruz. Yani bu anlamda İslam ülkelerinin arasındaki durum. Bu büyük boyut. Ama şimdi birbirimize de baktığımız zaman sokaktaki insanın birbirine, hatta evin içindeki insanın birbirine güvenmemesi en tepeye kadar yansıyıp İslam Birliği'nin kurulmasındaki en büyük engeldir. Bu anlamda mesela Anadolu Gençlik Derneği Hanım Komisyonumuzun bir çalışması var. Aile okulu diye bütün illerimizde düzenlenen bir çalışma. 16 başlık halinde. Eşler arası münasebetten tutun da güven duygusuna kadar. Çocuk yetiştirmekten tutun da ebeveyn haklarına kadar hepsinin işlendiği. Hanımlarımıza kadın haklarını değil de İslam'ın insana verdiği mesuliyetler veya nimetler veya mücadeleler neyse onların hatırlatıldığı. Birey olarak değil de ümmet olarak yaşamanın gerektiği hassasiyet. O zaman çözüme biraz daha böyle yakın somut olabildiğimi evet düşünüyorum. İnsanın kendisiyle başlayan bir proje üretmesi de gerekiyor o zaman. Müslümanın diye ifade tabii edelim o zaman. Yani bu temelde bireyde başlayacak bir mesele. Siz devletleri birden değiştiremezsiniz. Birden bir araya getiremezsiniz. Getirseniz de taban bu anlamda ikna olma mecburiyetinde. İnsanımız olarak bizim şöyle düşünüyorum. Aile yapısı sağlamlaştığı zaman, bu aile okulu üzerinden de söylüyorum, bu çok somut bir örnektir. Bu STK olarak bizim yaptığımız bir şey. Ama bizim bugün RTÜK denilen kurumumuzun aile müessesesini sarsan bütün detayları ortadan kaldırması lazım. Hı hı. Zina hadisesine hayır demesi lazım. Ki kanunlarda, yasalarda bu var. Tabii alkol yayınlandığı zaman evet bir gösterme mi yapılıyor ama onu içtiğini herkes biliyor. Orada bir yaygınlaştırma var. Bu anlamda bizim bunu sadece İslami anlamda değil, insani anlamda da düzeltilmesi gerekiyor. Bu İslam'ın koyduğu bir kural olabilir ama insan hakları bazında da baktığınız zaman insanın köleleştirilmesi. Bakın bugün alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı 10 yaşına düştü. Yani daha çocuk dünyanın ne şekilde döndüğünü bile bilmezken sıkıntıya düştüğü an içki ya da alkole ya da sigaraya, madde bağımlılığına doğru yol almış durumda. Bu anlamda ben tabii Müslümanlar olarak, milli görüş teşkilatları olarak yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. Özellikle medyadan belki takip etmişsinizdir. Hafta sonu 5 Mart'ta Ankara'da 1000 tane üniversite temsilcimizin katıldığı çok büyük bir toplantı düzenledik. Bu toplantı bu dünyanın sömürü sistemine karşı gençliğin bizzat yöneticileri. Her üniversiteden temsilci, her fakülteden, her bölümden, her sınıftan. Bu hanımlar şunu söylediler. 80 dönemindeki sağ sol kavgasını üniversiteye getirmeyeceklerini, memlekette Türk-Kürt ayrımının olmadığını, ortak paydamızın kelime-i şehadet olduğunu. Burada hangi siyasi parti, hangi cemaat, tarikat, grup onlar değil, Hucurat suresindeki müminler kardeştir ifadesinin yaşatılması gerektiği. Bu Anadolu Gençlik Derneği'nin gençlik teşkilatı içerisindeki en önemli çalışmalarından birisi. Erbakan Hoca da zaten gençliğin motoru diye ifade ederdi, marş motoru. Şimdi 10 yaşına düşmüş bir uyuşturucu madde bağımlılığından bahsediyoruz. İlkokul 1'den ortaokul son sınıfa kadar AGD'mizin yaptığı hem okuma grubu hem de ahlak ve maneviyat dersleri çalışması var. Bu çalışmanın içerisinde anneye babaya itaatten tutun da saygı, hürmet, edep, adap anlamında. Yani zerafet ve adap kurallarının tamamının içerildiği bir durum. Bugün otobüse bindiğiniz zaman yaşlıya yer vermeyen en küçük bir sıkıntıdır bu. Yaşlıya yer vermeyen bir genç. Oysa bu eskide kalmış küçük bir sıkıntıdır. Çocuğa zaten bunu söylediğinizde çok afaki geliyor. Çünkü onun için bugün çok yaşlı genç kavramı yok. Kendisi bir birey ve o koltuğa o oturmak zorunda. Bunların hepsinin düzenlendiği... Peki bir kişiyle ne değişir? Mesela yaptığınız çalışmalarda her üniversiteden, her sınıftan bir bireyle bu çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Her aileden de bir birey bir sorumluluk üzerine çalışıyor. Çalışmalarından ziyade geleceğini hazırlıyor.
Siz bir bireyle neyi değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz? Bir bireyle çok şey değiştireceğini Erbakan Hoca zaten gösteriyor ama belki insanımıza, izleyicilere şu an afaki gelebilir. Yani şunu sorabilirim. Yani ben kendim iyiyim, tamam, daha iyisini yapıyorum ama ne? Bu bana başkasına nasıl katkı sağlayabilir? Şimdi biz teşkilatla çalışan bir yapıyız. Teşkilatta şöyle bir bereket var. Siz genel merkezde bir çalışma hazırlarsınız, ile verirsiniz, ilçeye gider, mahalleye gider ve en son 80 milyon insana ulaşmış olur. Bu bir insanın kademe içerisine girdiği zamanki değeridir. Hı hı. Kendi başıma bir değil, teşkilatın içerisindeki bir olduğunuz zaman o birin arkasına birçok sıfır gelir. Mesele bir olabilmek. Tabii yani. Mesele bir olmak. Hem topyekun bir olmak hem de bir olmak. Bireycilik hiçbir zaman hiçbir sisteme fayda sağlamaz. İslam da bireyciliğe değil ümmete odaklanır. Üç kişi olduğunuzda da ümmet olabileceğimizi, üç kişi olduğumuzda da lider tayin edeceğimizi ifade ediyor. Bir kişi, bakınız İbrahim Aleyhisselam bu anlamda en önemli örnektir. Bir kişiyi yakmak için Urfa'nın çok büyük bir alanını odunlar toplanıp yakılacak yer haline getiriyor. Bir kişi, Nemrut şunu söyleyebilirdi, asarım, keserim, yakarım. Yani orada bir ateşin içerisine atabilirdi. Ama tüm insana ateş odun toplattı, yakacak toplattı. O kadar devasa bir ateş ki İbrahim Aleyhisselam mancınıkla fırlatıldı. Şunu söylüyor. Bir kişi de olsanız benim için tehditsiniz. Yani burada bir kişi çok önemli bir anlam ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam için de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Tek başına bir ümmetti. Teklik hiçbir zaman azlık değildir. Teklik kalitedir bazen bir olmak. Rakamsal değerlere de bazen bakmak gerektiğini idrak etmemiz lazım. Şimdi bir anne şunu sorduysa ya merak ediyorum. Yani tamam ben o diziyi, o evlilik programlarını izlemeyeyim. Ben kendimi kontrol edeyim. Ne kazanabilirim? Sorusunun cevabı da senle aslında çok şey. Kendi dünya değişebilir. Kurtarır. Bu çok önemli bir mesele. Kendi çocuğunu kurtarır. Peki, yani Türkiye denkleminde baktığımız zaman İslam ülkelerine katkısı olur mu? Yani son birkaç dakikamız ama Türkiye'nin İslam üzerindeki net bir dille ifade etmek üzere 500 bin insan Suriye'de mesela tabii yaşamını yitirdi ve bir ülke bir başka yere nakledildi. Bundan önüne geçilebilir mi bunlar? 4 milyon insan mülteci durumda şu an ve bizim ülkemizde. Ensar ve muhacir kardeşliği bile düşünülmeden bugün ekonomimize külfet oluş şekilleri tartışılıyor. Bu çok acı bir durum. Kardeşliği zedeleyen bir durum. Hı hı. Bugün Türkiye'nin başına bir şey geldiğinde sığınabileceği bir ülke kalmadı. Etrafımız ateş çemberi. Bu anlamda çok kötü. Türkiye kendi başına ayağa kalkarsa İran'da, Suriye'de, Irak'ta, Malezya'da, Bangladeş'te hepsi Türkiye'nin arkasında durur. Sadece bir Erbakan anlayışı, Erbakan zihniyeti, Erbakan inancı lazım. Erbakan Hoca bu anlamda çok güzel bir besmele çekti. D8'in İslam Birliği mantığının STK şeklinde değil bir devlet sistemi açısından meydana gelmesi lazım. Harekete geçmesi lazım. G20'nin karşısında durabilecek, yani sömürü sisteminin karşısında duracak hak ve adalet merkezli bir topluluk. Bu çok önemli bir şey. Peki Aylan Bebeği hatırlıyorsunuzdur. Tabii. 3399 vatandaş, kardeş, Müslüman birileri denizde boğuldu ama 400.sü bir çocuk Türkiye sahiline vurduğunda sesi Fransa'dan, Almanya'dan geldi. Düşünceniz nedir mesela burada? Bu bebeğin kıyıya vurması birincisi Türkiye'nin, ikincisi insanlığın net söylüyorum yüz karısıdır. Bugün sınır komşumuz olan, Müslüman kardeşimiz olan, sahip çıkmamız gereken ülkedeki bir Müslümanın kıyıya vurması bu tarihte herhalde tekerrür etmiş bir durum değil diye düşünüyorum ben. İlk defa ve akıl almaz bir durum. Fransa'dan gelen ses politiktir. Hı hı. Batı'dan gelen ses politiktir. 12 kişi öldüğünde tüm dünyayı oraya toplayan liderler Aylan bebek için hiçbir şey yapmazlar. Ki bizim böyle bir beklentimizin olması zillettir. Batı'nın benim için gelip benimle birlikte ağlaması mümkün değil. Çünkü Aylan bebeği kıyıya vurduran şey Batı'nın o zulüm sistemidir. Peki yani bir İslam ülkesinin sahiline vurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, bu Müslümanların gafletidir. Türkiye'de yaşayan 78 milyonun bundan hesaba çekileceğine düşüncesi var. Ve sorumluluk dahilinde. Tabii yani bugün, 6 savaş gemisi göndermiştir, başka şeyler olmuştu, bunlar da dahil. Bugün sıfır sorun politikasıyla sıfır komşu politikasına zaten geldik. Sıfır komşuyu da geçiyoruz. Etrafımızdaki bütün ülkelere NATO'nun, Amerika'nın, Rusya'nın girmesi için biz aracılık yaptık. Bugün İncirlik üssü Irak ve Suriye'yi bombalamak için bizim ülkemizde açıksa bu Suriye'nin bu duruma gelmesinin birinci müsebbibinin biz olduğunu gösterir. Bu hafta diğer parti mensuplarının hanım kollarıyla da bir programlar gerçekleştirmiştim. Onlara da yine bazı sualleri sordum ama yakın zamanda İstanbul'da nasıl ifade edilir bilmiyorum ama kadınların da yaşadığı bazı zulümler meydana geldi ister istemez. Belki yaşayan, yaşatan ya da orada bulunması gereken herkesin belki bir sorumluluğu var ama bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslümandan Müslümana düşman olmaz.
siyaseten ya da politika anlamında yanlış yaptıkları dönemi, halen de yanlış dediğimiz yerler olabilir. Ama intikam bir Müslüman'da Müslüman'a karşı olmamalı. Bugün Müslümanların bir halde karşı durması gereken topyekun bir teşkilat var. Siyonizm teşkilatı, İsrail'e dostum derken Müslüman kardeşine düşmanım demek, bu sadece İsrail'in işine yarar. Yanlışı yanlış kabul ederiz ama bunu bu kendi içimizi soğutacak şekilde, şeytanı da rahatlatacak şekilde cezalandırmak yanlıştır, zulümdür. Bu çok yanlış bir hadise. Hatalar oldu diye zulüm yapılmaz. Doğrular var diye arkasından gidilmez. Yani ayet-i kerime var. Herhalde. Bir topluluğa olan kinini sizi adaletten uzaklaştırmasın. Peki mesela bu hususta mesela Hazreti Peygamber'in vahşiyi affetmesi hadisesi var mesela. İnanılmaz farklı bir düşünce içerisinde. Affedilmenin önemi burada dikkate çekeceğim ama 28 Şubat'ı ben gözlerim önüne geldi. O günün yaşananlara bugün tabii ki aynı değil. Ama bir tarafta zulüm gerçekleşiyorsa ve bir arada olanlar bunu gerçekleştiriyorsa bir kutuplaşma meydana gelmiştir diyebilir miyiz? Şimdi tabii bu çok uzun bir mesele, programa sığmaz ama 28 Şubat'ta 17-25 Aralık'a kadar kol kola gezen bir grup ne oldu bunu millet bilmiyor. Birden bir ayrıldı. Hı hı. O anlamda ikisi de haklı değil. İki taraf da bu milletin bazı duygularını çok ciddi bir şekilde sömürdüler. Bu anlamda bugün haklı ya da haksız yok. Bugün yapılan şeylerin doğruluğu ya da yanlışlığı var. Biz o topluluğun halen bazı noktalarda ve diğer topluluğun yanlış yaptığını ifade ediyoruz. Ama birbirlerine karşı tavırları Müslümanları zedeliyor. Peki son soru, hakikat değişir mi? Hakikat değişmez. Gizlemeye çalışanlar olabilir. Gizlendiğini de zanneden olabilir. Ama hakikat bir gün hiç kimsenin ummadığı bir yerde sayılara da bakmadan çok ciddi bir şekilde ortaya çıkar. Hakikatin temsilcileri bile şaşırır. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, istikameti sonlandıracağız. Bugünün gündem konusunu da farklı bir bakış açısıyla ele aldığımızı düşünüyorum. Biraz daha gençlik üzerinden biraz daha İslam ülkelerine net bir bakış açısını ifade etmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İnancımız bu doğrultuda. Hakikat bunu söylüyor. Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanı Sayın Merve Aydın bizimle birlikteydi. Programı sonlandırırken kendisinin bir kitap takdimi de oldu. Rüyaları zindan olanın tabirine bir Yusuf yetişir. Tevafuk isimli bir eser. Bu eseri de bendeniz buradan sizlere hatırlatmış, bir kez daha duyurmuş olayım. Okumanızı bir roman tavsiyesi olarak, genelde okullarda öğretmenler ve veliler bir kitap tavsiyesini kendi düşüncelerine göre alıyorlar ama İslam'ın düşüncesine göre alsınlar diyelim. Hoşçakalınız.